1927'de Eskişehir'de doğdum. 1937 senesinde asıl sinemada işe başladım. 71 senelik sinema hayatım vardır. Bir gün sinemanın önünden geçiyordum ilk defa. Bir afiş gördüm. Asi General'in Son Emri. Sinemanın içinden bir bey çıktı işleticilerden. Büfeciymiş, sonradan öğrendim. Ne yapayım dedi, sinemaya mı gireceksin dedi. Yok dedim, param yok zaten dedim. Gel dedi, gazoz sat, hem sinema seyredersin hem gazoz satarsın dedi. O vesileyle sinemanın içine girdim. Ve tuhaf geldi bana sinema. Hiç sinemaya gitmediğim için tuhaf geldi sinema bana. Büyük bir perde. O gün akşama kadar orada çalıştım. Ve o seyrettiğim film, Asi General'in Son Emri filmi, beni sinemaya bağladı. Ve hem okula gideceğim hem sinemaya devam edeceğim kendi aklımca. Fakat sinema aşkı okulu terk etmeme sebep oldu. Ve bir müddet sinemada gazoz sattık işte. Ondan sonra teşrifatçılık yaptık. Ondan sonra bir Rum usta vardı sinemanın makinesi. O herhalde beni uyanıp mı gördü, ne yaptı bilmiyorum. Del gel dedi, sana makinistlik öğreteyim dedi. Ben de merak çoktu sinemaya. Gelen sinema afişlerinden yönetmenleri, artistleri falan hepsini böyle bir deftere yazardım. Makinistlik öğretti bana ve sinema makinistliği yaptım. Bir gün Kılıcıoğlu şirketinin sahiplerinden birisi fabrikaya çağırdılar beni. Bulmuş, nereden bulmuşlarsa. Fabrikaya çağırdılar ve fabrikaya gittim. Dediler ki biz bir sinema yaptık. Biz kiremit tuğla yapıyoruz ama sinemacılığı bilmiyoruz. Araştırma yaptık. Eskişehir'de dediler ki yaparsa, size faydalı olursa bu adam olur. Bu çocuk olur. Çünkü bu doğuştan sinemacı kendisi. Aynen söylüyorum ne söylemişse. Ve bizde çalışır mısın dedi. Ben çekindim. Büyük şirket. Bir şart koştum ben onlara. Dedim ki bakın, ben sinemacıyım. Yarın film almaya gideceğim. Anlaşmalar yapacağım, şunu yapacağım, bu neyse. Bana karışırsanız beni almayın. Bir tanesi dedi, yani dedi, sen dedi sinemanın sahibi mi olacaksın dedi. Genel müdürmüş o. Sonradan öğrendim. Hayır dedim, sinemanın sahibi olmayacağım. İşletmenin sahipliğini istiyorum ben sizden. Verin. Muvaffak olamazsam, daha sinemayı açmamışsınız. Muvaffak olamazsam, İşime son verirsiniz. Ama karışırsanız olmaz. Peki dediler, kabul ettiler. İşe başladım. 1959 senesinde sinemayı açtık. Some Like It Hot, bazıları sıcak sever filmiyle başlattık. Kılıcıoğlu sineması yapıldığı zaman 10 sinema vardı. Eskişehir'in sinema kapasitesi o zaman, yanılmıyorsam, haftada 15 bin kişi, 20 bin kişi, tüm sinemalardaki şeyler, haftalık satışlar. Kılıcıoğlu sineması açıldığı zaman İtalya'dan iki tane makine aldık. Son sistem makineler. Koltukları fabrikada yaptırdılar. Gayet güzel, modern koltuklar. Halk, entelektüel kişiler geldiği zaman, ya sinema buymuş dediler. Perde açılıyor. Perde açıldığı zaman ben de biraz şeydir vardır, makiniste tembih ediyorum. Projeksiyonu perdeye vereceksin. Yazılar perdenin üstünde geçerken açılacak yapıp sinema böyle. Bu sistemle bir güzellik veriyoruz sinemaya. Ve inanır mısınız, halk sinemanın, Eskişehir halkı sinemanın sinema olduğunu yemin ederim Kılıcıoğlu sinemasında öğrendiler. Personel üniformalı, ellerinde beyaz eldivenle teşrifatçılık yapan adamlar vardı bende ilk açtığımız zaman.
Bu Eskişehir'de yayıldı. 7 matinası dolu, şey pardon 2.30 dolu, 7 dolu, 9.15 dolu kapalı kişi. O günü hatırlayanlar yani o gün sağ olanlar bunu bilirler. Şimdi Eskişehir'de sinemacılığı da ya, yani ayıp olur söylemek ama Kılıcıoğlu ailesi tanıtmıştır. Patron, sinemanın sahibi gece fişi, 9'dan sonra evde telefon fişini çekiyor. Yer yok, rahatsız ediyorlar çünkü tanıyorlar onu. Kanatlar telefon ediyor, şu bir bilet yok bilmem ne. Şu, 5 matinanın biletlerinin ben saat 7'de bittiğini bilirim. Böyle bir sistem. Ve haftada 15 bin kişiyi alan sinema, öbür sinemaların kapanmasına sebep oldu. Kıbrıs harekatı oldu bu esnada. Kıbrıs harekatı olunca Amerikalılar ambargo koydular, film vermiyorlar. Yazıhanede oturuyorum, bir çocuk geldi, üniversite talebesi belli, eğitimli. Amca dedi, biz dedi bir orkestra kurduk dedi, burada program yapmak istiyoruz dedi. Yusuf'tu ismi, Yusuf. Ork çalıyor çocuk. Dedi, kaç kişisiniz dedim sen? 5 kişiyiz dedi. Programa başladılar. Yıldız prova yapıyorlar. Gece saat 7 ve 9-15 matinalarına çıkıyorlar. Birinci, ikinci, üçüncü gece pek programlarında pek revaç da olmadı. Fakat sonradan o Kıbrıs harekatının sebebiyle sinemanın yavaşlaması, o çocuklar sinemayı yükselttiler. Dikkat ediyorum ben, onların olduğu gece hem film oynuyor hem sinema oynuyor. Onların şey yaptığı, program yaptığı gece kapasite yükseliyor, satış yükseliyor. Aşağı yukarı 4 sene o çocuklar devam ettiler. Tabii sonra ambargo kalktı, Amerikan filmleri gelmeye başladı ama biz onları bırakamadık yani. Sistemler çıkmaya başladı. Normal ses düzeninden Dolby Stereo sistemi çıktı. Bunu İstanbul'da ben ilk seyrettiğim zaman biraz tuhafıma gitti. Sesler biraz daha dağınık, daha tatlı geliyor sesler. O esnada da biz hanımla İsviçre'ye gittik. İsviçre'de misafir kaldığımız evde bir 25 gün falan kaldık. Bir akşam bir afiş asmışlar Rex sineması İsviçre'de. Şeyin, James Bond'un filmi. Altında da büyük bir yazıyla Dolby Stereo diye yazı yazmışlar. Gittim, hiç unutmam, 307 kişilik sinemaymış meğer. Sinema çok hoş, çok güzel bir sinema. Oturduk, film başladı, bitti. Başladığıyla bitti gibi geldi bana. Çıktık hanımla, yolda dedim ki hanıma, nasıl buldun dedim sinemayı. Ya dedi, fazla konuşma dedi. Şimdi kalbin kırılacak. Siz sinemacılık yapmıyorsunuz dedi. Sinema buymuş dedi. Bunun merkezinin Londra'da olduğunu öğrendik. Şimdiki ticaret odası, sanayi odası başkanı Savaş Özaydemir bizim damattır. Yani Kılıcıoğulların damadıdır. Ona dedim ki o İngilizcesi kuvvetli. Dedim gel şunu bir araştıralım. Biraz da şeyi var sinemanın yarısı. Dörtte bir hissesi onun karısının. Dedim, şu katalogdan dedim, Londra ile bir görüşsem dedim. Bir saat söyledi bana, o saatte geldi. Açtı telefonu, bulduk. Biz dedi, işte sinemacıyız, şunu yapan. Ya İngilizce ben bilmiyorum, o konuşuyor boyuna. 3 gün sonra oradan bir telgraf geldi. İşte adamımız şu tarihte Ankara'da inecek mühendisleri. Mühendis indi. Gittim ben arabayla, fabrikadan araba verdiler. Gittim, bulduk adamı. Adam geldi, şunu yapacaksınız, bu tesisatı, şu kabloları çekeceksiniz, şuraya şunlar konacak, buraya bunlar konacak. Ve biz gelip cihazları da getireceğiz, gümrükten çıkaracaksınız. Siz, biz geleceğiz, monta edeceğiz. Benim o 50 senelik makinistim, hepsini yazdı, nereye ne çekilecek. Hepsinin, bütün tesisatını tamamladım. Mühendis geldi. Tesisatı kurdu ve Dolby Stereo sistemini kurduk. Esas sistemi yemin ederim ilk defa biz kurduk. İstanbul'da kurmuşlar Dan Niko. Hani
sanki hoparlörleri karşılıklı koymuşlar. İşte biraz akustik yapıyorken ama buralarda. Top Gun diye bir film vardı, uçak bilmem hatırlar mısınız? Top Gun'da bakıyordu millet sahneden şey yukarıya, tayyareler yukarıda mı diye, uçaklar yukarıda mı diye. Meraklıydım. Ne lazımsa onu yapıyordum. Ama tabii para gücü şirketin, akıl benim. Ben şunu yapacağım dedim mi, Allah bir kere razı olsun bana kat diyen olmaz demediler. Sen bu işi biliyorsun, nasıl istiyorsan öyle yap. Fox, Metro Goldwyn Mayer, 20th Century Fox, Columbia, Paramount şirketleri bir sinemada varsa o sinema yaşar. Bu şirketlerden film almadığın müddetçe sinemacılık yapamazsın. Ben de bu şirketlerin hepsini bağlamışımdır yani. İstanbul'daki film şirketi sahipleri inanmazsınız, Ankara'nın verdiği parayı Eskişehir bir fazla veriyor. Biz mukavelimize İstanbul'dan beraber film oynayacağız. Şimdi adam Ankara'dan bir müşteri geliyor, ya diyor bu film daha bize gelmedi diyor. Bursalı diyor ki daha bu film bize gelmedi diyor. Bizim para gücümüz, yani paramız sağlam. Sinemacılar bono verirler. Biz de para peşindesi Kılıcıoğlu'larında. Film vizyondan çıkar, ertesi gün bordrosu yapılır ve parası gider. Bu sebepten dolayı bizi tercih eder de sinema film şirketleri sahipleri. Ve biz bu şartlar altında böyle devam ettik sinemacılığa. Devam ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir yasa çıkardılar. Amerikan şirketleri Türkiye'de gelip ofis açabilirler. İstanbul'da 15'e 20'ye yakın ithalatçı. Amerikan film şirketleri ilk defa Warner Brothers kardeşler bir ofis açtılar. Arkadan United International firması altında Columbia, Warner, Paramount şirketleri bir şey kurdular. Bu ofislerden film alıyoruz biz. Ancak eskiden ben seçip film alıyorum. Artık bunlar seçmeyi kaldırdılar. Şu tarihte şu filmi oynayacaksın. Şu tarihte yani kendi müessesemize hakim olmaya başladılar. Bütün Türkiye'ye bunu yaydılar. İstanbul'da bir toplantı yapıldı. Toplantıda ben şunu söyledim. Dedim ki bakın, bir gün gelecek hepimizi bunlar mahkum edecekler. Beni müdürü gibi çalıştırıyor. Parayı şirket veriyor, benim şirketim veriyor. Ben ona müdürlük yapıyorum. Aynen. Ben bir takım şeyler daha anlattım toplantıda. AVM'ler çıktı bu esnada. AVM'lerde 10 salon. Eskişehir'e ilk defa tepe, bu yukarıda tepe başının olduğu yerde 10 salonlu bir sinema açıldı. Şimdiki alışveriş merkezi şeydeki Bağlar Caddesi'nde 10 salonda o yaptı 20. 10 salonda Odun Pazarı'ndaki sinema yaptı. Orada da alışveriş merkezi 30 sinema salonu. Ben şehrin merkezindeyim. Aynı kopyayı onlara ne veriyorlarsa bana da veriyorlar. Ama ben onlardan iyi çalışıyorum. Yani müşteri benden daha fazla geliyor. Şimdi şunu şurada anlaşalım. Sinemadan, sinemalar Amerikalıların, film de Amerikalıların. İstediği sinemaya istediği filmi verir, istediği sinemaya film verir. Şimdi buradan herhalde şikayet ediyorlar. E onlar merkezde bizim müşterimizi alıyor falan. Müdür anlatıyor orada herhalde. Bir gün bana bir fax geldi. Dedi ki, faxta diyor ki, film başına $5,000 garanti vereceksiniz diyor. 3 salon var, 3 salona $15,000 para var. Gittim ben oraya. Sizde dedim akıl var mı ya? Benim sinemam. 3 salon $15,000 çıkarır mıdır mı haftada? Hasılatlar önünüzde. Can isterse ya dedi. Ömer'i öyle de bize dedi. Öyle geliyor dedi. Ha.
mesele anlaşıldı. Mesele bizi yok etmek. Bizi kapatacaklar, o müşteri onlara gidecek. Öyle o zihniyetleri o. İnanın bana böyle bir şey yoktur. Hani bir sinema kapalır, müşteri bana gelir falan filan. O hayal o. Sen filmlerin iyi olursa gelecek. 15 bin mark dolar istedikleri için ben şirkette toplantıda dedim ki artık bu iş bitti. Sinemanızı alın, ne yapacaksanız yapın, alışveriş merkezi mi yapacaksınız siz, ne yapacaksınız yapın dedim. Eskişehir'de sinema, Eskişehirlilere tiyatro kültürünü, sinema izleme kültürünü ve film seçme kültürünü öğretmiş demeyeyim ama öncülük yapmıştır. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim, kesin. Devlet İstatistik Kurumu'nun tespit ettiği nüfus itibariyle en yüksek seyircisi olan Eskişehir'dir. İsteyen gidip bakar, sorar. Bu kesin. Neden bunu söylüyorum? Çünkü Eskişehir'in izleyicisi, sinema izleyicisi profesyonelleşmiştir. Film seçmesini öğrenmiştir. Hangi film iyidir, hangi film kötüdür sorarsan, bakarsa, afişine bakarsa anlar. Benim öyle müşterilerim vardı ki, filmi ilan ettik, haftaya şu oynayacak. Bana aman ne olur iki tane bilet, aman bana ne olur iki tane bilet, üç tane bilet. Bazen bu kesilir. Demek ki filmi biliyor, gelmiyor. Eskişehir bundan sonra ne yapar sinema ve tiyatroda? Nasıl olur? Türk sinemasını kim kurtaracak? Eğitimi yüksek insanlar kurtaracak. Ben ne yapabilirim sinemaya? Ama eğitilmiş, öğretmen nezaretinde yetişmiş, makinelerini kullanmış, eğitimi. Bunlar kurtaracak sinemayı. Yine aynı fikirdeyim. Sinemayı bu müesseseler kurtarır.